Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Medya açılımıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz diyoruz programımıza. Bugün kısa bir medya açılımıyla şimdilik karşınızdayız. Onu bir söyleyelim. Sizin yorumlarınızla biraz daha ilerleyeceğiz. Daha önce yaptığımız gibi hatırlayacaksınız. O yüzden önce bir size hatırlatmakta fayda var. Bize mesajlarınızı nasıl ileteceğinizi, bizi nasıl yalnız bırakmayacağınızı. Peki, cep telefonunuzun mesaj bölümüne gireceksiniz. MA yazacaksınız. Bir boşluk bırakacaksınız ve yorumunuzu, işte sorunuzu iletebilirsiniz. Onun ardından da bu mesajı 29.39'a ileteceksiniz. Buradaki sisteme düşecek. Ben de dillendireceğim, okuyacağım ve diğer izleyicilerle de paylaşmış olacağız. O yüzden zaten ara ara da altyazı olarak geçeceğini söyleyelim. MA yazıp boşluk bırakıp 29.39'a iletiniz. Şimdi bugünkü önemli gündem maddeleri neler diye düşünecek olursak. Özellikle görüşlerinizi merak ettiğim bir konu var. Dün biliyorsunuz biz de canlı olarak getirmiştik ekranlarınıza CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri, iddiaları. Bir köstebek bakandan bahsediyordu, bir iddiadan bahsediyordu. Böyle bir iddiası vardı ve bunu dünkü grup toplantısında açıkladı bu ismi. Bu ismin bir zamanlar İçişleri Bakanı olan ve şimdi de Başbakan Yardımcısı olan Beşir Atalay olduğunu söyledi. Yani suçlama ne, iddia ne onu söyleyelim. Bu bakanlığı döneminde Beşir Atalay'ın Deniz Feneri şüphelilerine olaylardan haber verdiği, aramalardan haber verdiği ve böylece şüphelilerin kendilerini kurtarmalarını sağladığı şeklinde iddialar var. Dün kalın da bir dosyayla çıktı kürsüye biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu ve tabii orada dillendirdiği pek çok bilgiyi, belgeyi ve hatta konuşmaları, görüşmeleri saniyelerine kadar pek çok bilgi var elinde. Bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz ve buna medyanın tavrını lütfen bize iletiniz, ne düşündüğünüzü. Çünkü bazı biz de yine CHP'li isimlerle konuştuğumuzda medyanın buna ilgisiz kaldığından bahsetmişlerdi. Büyük de tepki göstermişlerdi. Devletin ajansında niye bir haber yok diye tepkileri vardı. Biz de bugün gazetelere bir bakalım. Bu konu üzerinden gelin bir bakalım. Gazeteler neyi nasıl ele almışlar? Bu haberi mi uzun görmüşler yoksa Beşir Atalay'ın açıklaması vardı külliyen yalandır diye. Acaba buna mı daha çok yer vermişler? Manşette mi, etekte mi bir ayrıntısına bakalım. Akşam gazetesiyle de başlamış olalım. Bir tur yapalım sizlerle birlikte. Şimdi mecliste türban şoku denilmiş. Biliyorsunuz pantolondan türban çıktı diye veriyor Akşam gazetesi. Bunun ayrıntısının ilk cümlesinde bu var. Kadın milletvekillerinin genel kurulda pantolon giymesine olanak sağlayan bir iç tüzük değişikliği vardı. Daha doğrusu teklifi vardı. Bu durumun meclisi geldiği söyleniyor. Teklif görüşülmeden önce BDP Sırrı Süreyya Önder imzasıyla kadın milletvekilleri başörtüsü takabilir önergesi verince AKP değişikliği Anayasa Komisyonu'na geri çekti denilmiş. Bunun ardından neler olacak? Bununla ilgili ayrıntılara da yer veriliyor. Ve işte o haber. Bakın şimdi manşette şu var. Dayağa dayanma kılavuzu denilmiş. Bu bile oldu diye. Önce bir manşeti ileteyim size. Çünkü birkaç gündür özellikle Habertürk'ün sür manşetinden yola çıkarak evet kadına şiddeti konuşuyoruz ya da bununla ilgili yapılan yanlışları ya da medyanın kadına bakışını konuşuyoruz. Çaresizliğin vesikası demiş Akşam. İzmir Büyükşehir Belediyesi şiddet mağduru kadınlara yardım için can kurtaran kılavuz hazırladı. Kılavuzda dayaktan ölmemenin yolları anlatılıyor denilmiş. Tabii kılavuzun içine baktığınız zaman başka ayrıntılar da var. Neler yapılabilir, işte nerelere başvurulabilir böyle bir durumda diye bilgilendirmeler de var ama üsluba biraz galiba dikkat etmek gerekiyor. Böyle tepki aldığına göre bunu söyleyebiliriz. Şimdi köstebek kavgası Akşam gazetesinin sağ sütununda ikinci haber. Mecliste türban şokundan hemen sonra verilmiş. İlk sayfaya baktığımız zaman kısa bir açıklama var. Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüye köstebek dosyasıyla çıktı denilmiş. Ayrıntısı kısa bir şekilde yer veriliyor. 12. sayfada detayı var. Onun altında da biliyorsunuz Başbakan Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybetti. Ameliyatın ardından bir dolaşım bozukluğu sebebiyle hayatını kaybetmişti geçtiğimiz hafta ve defnedilmişti. İşte Devlet Bahçeli'de MHP lideri de kendisine dün meclisteki makamında ziyaret etti ve taziyesini iletti. Biz de o ayrıntıyı da iletmiş olalım sizlere Akşam gazetesi üzerinden. Dediğimiz gibi özellikle köstebek meselesine bir baktık dedik. Ona kısa bir ayrıntı olarak yer verildiğini görüyoruz Akşam gazetesinde. Güneş gazetesindeydi bu ayrıntı. Manşetten alınmış ilk sayfaya köstebek Atalay diye bu iddiaya yer veriliyor. Kılıçdaroğlu Deniz Feneri soruşturmasında arama kararını sanıklara uçuranın eski İçişleri Bakanı olduğunu öne sürdü diyerek bunun bir iddia olduğunun üzerinde de durarak Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu ayrıntıları veriyor. Bakalım bu arada işte jet cevap da var dedik. O da Beşir Atalay'dan gelen bir cevap.
Külliyen yalan demiş. Hiçbir dava ile ilgili yönlendirmem kesinlikle olmamıştır. Şahsıma atfendiyle getirilen bu iddialar külliyen yalandır, iftiradır denilmiş. Ayrıntılar var dediğimiz gibi. Şimdi bir başka ayrıntı daha var. Onu da ileteyim. Bununla ilgili de görüşleriniz varsa lütfen iletiniz. Şimdi ne olacak diye soruyor Güneş Gazetesi. Ne ile ilgili onu bir söyleyelim. Rumlar doğalgazı bulmuş. Onlar sondaj çalışmalarına başlamıştı. Doğalgaz kabarcıkları bulunduğu söyleniyor. Böyle bir iddia var. Bizim Piri Reis'in arama yaptığını biliyorduk. Daha doğrusu sismik araştırma yaptığını biliyorduk. Sondaj olmayacağını Taner Yıldız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı daha öncesinden söylemişti. Ne düşünüyorsunuz? O halde Piri Reis boşuna mı gitti? Sondaj yapmayacaksak niye oralardayız? Ne gösterisi yapıyoruz? Bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Ve tabii Başbakan Erdoğan'ın sözleri var. Nicolas Sarkozy'ye, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin sözlerini de hatırlatmış olalım. Kendi ülkesindeki Türklere bir tehdidi vardı. Bu 2012'deki seçimlerden dolayı Ermenistan'dan bir çağrı, bir tehditti bu. Eğer Ermeni soykırımı yoktur derseniz bunun cezası olur demişti. Daha öncesinde de Fransa böyle bir şey yapmaya çalışmıştı hatırlarsanız. Bununla ilgili de Başbakan Erdoğan'ın tepkisi sizce ne kadar sertti, ne kadar doğruydu? Davutoğlu daha önce bir açıklama yapmıştı. İşte kendi tarihlerine baksınlar diye. Başbakan Erdoğan'ın da sözleri var. Onu da söyleyelim, değerlendirmenizi isterim. Ve tabii Devlet Bahçeli'nin de sert sözleri vardı. Cezayir'dekilere yapılanlara bir bakım diye Fransa'nın kendi tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini söylemişti. Sert sözlerle onu söyleyelim. Ve bu arada bir mesaj gelmiş. Bakalım Beşir Atalay'ın köstebek olduğu ispatlanırsa başka ülkelerdeki gibi hükümet istifa eder ama bizde olur mu diye de soruyor. Tabii ne bekliyorsunuz mesela böyle bir şey ispatlanırsa, bu gerçekse eğer kim gider, kim kalır, ne olur diye sormuş olayım size. İzleyicimize teşekkür ederiz. Bize mesajınızı yollamışsınız ama isminizi yazmamışsınız. Teşekkür edelim buradan. Peki Habertürk gazetesine bakalım. Şimdi Habertürk gazetesi acaba bu köstebek iddialarına ne kadar yer vermiş diye bakıyorum. Eteğe doğru bir haber var. CHP'den suçlama diye verilmiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu Deniz Feneri'nin de baskın bilgisini sızdıran köstebek Beşir Atalay'dır dedi. Atalay cevap verdi. Kendisini hafiye gibi konumlandırması ucuz ve düşük düzeydir. İftira, ahlak yoksunluğu demiş ve tabii esas köstebek kim? İşte bu dosyayı aldığı kişilere bir baksın diye de bir tepkisi vardı. Onu da hatırlatmış olalım sizlere. Sarkozy'den başladılar denilmiş. Mecliste yeni dönem çalışması, soykırımı herkes tanısın çağrısı yapan Fransız lidere tepkiyle açıldı diye de eklenmiş. Manşet böyle. Dediğimiz gibi grup toplantılarında verilen bu mesajları nasıl bulduğunuzu merak ediyoruz. Sarkozy'ye gösterilen tepki ne kadar yerinde ya da yeterli onu sormuş olalım. Hürriyet gazetesindeyim. Hürriyet gazetesi acaba bu iddiaya ne kadar yer vermiş diye bakıyorum. Dosyadaki köstebek bakan Beşir Atalay. Başlık böyle bir manşet var. Bu manşetin altında küçük bir ayrıntı olarak yer verilmiş Hürriyet gazetesinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Deniz Feneri soruşturması kapsamında yapılacak polis aramasına önceden haber verdiğini öne sürdü denilmiş. Bir dosya vardı elinde. Siz bu iddialara inanıyor musunuz? Bu iddiaların ardından neler olabilir? Ne bekliyorsunuz? Hükümetin tepkisi nasıl olacaktır? Beşir Atalay'ın sözleri sizin için garip mi, yeterli mi? Bunun cevabını bekliyoruz sizden. Dediğimiz gibi bize nasıl ulaşabileceğinizi de söyleyelim. MA yazıp bir boşluk bırakıp bize görüşlerinizi, yorumlarınızı iletiniz ki ben de buradan okuyayım. 39-29'a ileteceksiniz. Bu kadar da basit. Peki. İşte o Çeçen diyor Hürriyet gazetesi. Hürriyet muhabiri Toygun Atilla İstanbul Zeytinburnu'nda 16 Eylül günü 3 Çeçen'i öldüren grupta tetikçilik yaptığı öne sürülen Çeçen iş adamı Ziyaddin Makayev'le Grozny'de konuşmuş, ayrıntısına yer veriliyor bunun da. Bir sel felaketi yaşadık biliyorsunuz. Bazen sadece İstanbul'da yaşandığı zaman bir şeyler haber oluyor ne yazık ki ya da daha çok üzerinde duruluyor ama Antalya'da, Denizli'de, Balıkesir'de, Manisa'da pek çok yerde işte sel felaketi yaşadık. Onun yanı sıra tabii hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Sel kurbanlarının dördüne ulaşıldı diye de bir haber var. Bu arada tabii bu bölgeler, bu iller önemli çünkü buradaki sebzelerin, meyvelerin, üretilen sebzelerin, meyvelerin hale gittiğinde, oradan da bizim evimize gelene kadar ne kadar bu sel felaketinden dolayı zamlandığı da bir gerçek. Ve tabii bu yurt dışını da etkileyebilir, ihracat da yapılıyor çünkü biliyorsunuz. Şimdi dediğimiz gibi medyanın bu konudaki bakışı özellikle
bu Deniz Feneri iddiaları ile ilgili bakışını görmek için de belki de gazetelere bakmak çok iyi bir resim veriyordur bize. Bu resmi sizin nasıl yorumladığınızı da merak ediyoruz. Atalay'a ağır suçlama denilmiş Milliyet Gazetesi'nin manşetinde, daha doğrusu sürmanşeti diyebiliriz buna. Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri'ndeki polis baskınlarını şirket yöneticilerine önceden haber veren kişiyle ilgili açıklamasını, iddiasını yaptı. Ve bunun da köstebeğin isminin de Beşir Atalay olduğunu belirtti, öne sürdü. Hiçbir soruşturmada yönlendirmem olmadı diye de sözleri var. Beşir Atalay'ın sözleri bunlar. Şimdi bir başka gündem maddesi de kara yılan yakalandı mı yakalanmadı mı, bir anlaşma mı pazarlık mı oldu, serbest mi bırakıldı diye biliyorsunuz bir tartışma var. İki gündür yaklaşık bu tartışmayı şahit oluyoruz. Şimdi bununla ilgili de Bülent Arınç'ın sözleri vardı. Ben pazarlık var ya da yok, işte böyle bir şey vardır ya da yoktur diye bir şey söylemedim. Ama buna temkinli yaklaşmak gerekiyor diye de eklemişti. İran Murat Karayılan'ı yakaladı iddiası 2 ay sonra yeniden ortaya çıktı. İçişleri Bakanı vakti geldiğinde açıklarız deyince de kafalar iyice karıştı denilmiş. Ayrıntısı var bu haberin de, dediğimiz gibi. Devam edelim, Milliyet Gazetesi'nde noktalayalım. Milliyet Gazetesi bu arada bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama finallere bir adım kaldı demiş. Biliyorsunuz dün de maç vardı, Türkiye-Azerbaycan maçı vardı. 1-0 Türkiye galip oldu ve tabii Almanya yenilirse biz de yenik sayılacağımız için Almanya'daki maçta da, Almanya-Belçika maçındaydı gözler. Orada da Almanya 3-1 Belçika'yı yenip bizim de yolumuzu açtığı playofflara kaldık. Bakalım o nasıl geçecek? Bu da biraz teselli gibi oldu gerçi bizim için. Bakalım neler olacak. Kardeş Esat, Kalleş Esat olduğu Orta Doğu Gazetesi'nin manşeti de bu sevgili izleyiciler. Bu anlamda hani dış politika açısından da düşündüklerinizi bize iletebilirsiniz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleri bunlar da. Dediğimiz gibi dün grup toplantısındaki sözleri. Şimdi şöyle der Bahçeli, AKP hükümetini dış tehditler karşısında bir başına bırakmayız. Ancak AKP'nin küresel planlara takılarak taşeron gibi davranmasını da asla tasvip etmeyiz diyor. Ve tabii bununla birlikte işte dediğimiz gibi Suriye üzerinden verilen mesajlar, işte daha önce Suriye ile olan ilişkiler, şimdi verilen demeçler eleştiri konusu oldu MHP grubunda. Devlet Bahçeli bu açıklamayı yaparken özellikle buna da değindi. Köstebeği açıkladı şeklinde bir başlık da var hemen manşetin altında. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, iddialarına yer veriliyor, onu da söyleyelim. Ve hemen bu haberin altında da Rumlar doğalgaza ulaştı. Güneş gazetesine iletmiştim, hatırlayacaksınız. Rumlar tarafından Afrodit olarak isimlendirilen 12. parselde doğalgaz arama çalışması yapan Amerikan Noble Enerji şirketine ait platformun doğalgaz kabarcıklarına ulaştığı iddia edildi. Türkiye'de durumsa aynı. Piri Reis, koca Piri Reis orada sismik araştırma yapıyor. Zaten daha önce söylenmişti, biz sondaj yapmayacağız diye. Mesajlar az geliyor, onu söyleyelim. Mesajlarınızı beklediğinizi belirtelim ya da eğer ağlarda bir problem varsa bilemiyoruz. Ama dediğimiz gibi özellikle bu konuları ele almak istedik. Peki şimdi Orta Doğu Gazetesi'ni de noktalayalım. Sarkozy'ye sözlerden bahsedilmiş, onu da hatırlatmış olalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir tırnak içinde bahar yaşanıyor, Arap Baharı'na bir gönderme yaparak. Çünkü Wall Street eylemcileri kararlı. Onun da ayrıntısına yer verilmiş ve tabii bu eylemler Avrupa'ya da biraz sızacak gibi görünüyor. Şimdi sabaha bir gelelim. Bakalım Sabah gazetesinde özellikle dikkat çekelim. Var mı acaba bu köstebek iddiasından herhangi bir emare, bir cümle ya da bir fotoğraf? Yok. İlk sayfada hiçbir şekilde buna yer verilmemiş. Manşette ne var ona bir bakalım. Anne acısından sonra ilk kez kürsüde denilmiş. Dünkü grup toplantısından bahsediliyor. Sen kendine çeki düzen ver diyor Erdoğan'dan Sarkozy'ye sert çıkış. Fransa'da başka, Ermenistan'da başka, Türkiye'de bambaşka. Böyle 3-5 yanlı siyasi liderlik olmaz demiş. Ayrıntısına da yer veriliyor bu sözlerin, dediğimiz gibi. Zenginleri korku salmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Neden? Çünkü az evvel söyledim ya, New York'ta başladı diye Wall Street'i işgal et. Bir hareket, bir Occupy hareketi, hani orijinal ismiyle söylersek,
işgal ediyoruz hareketi. New York'ta ekonomik krizi protesto eden göstericiler eylemlerine dolar milyonerlerinin evlerinin önüne taşıma kararı aldı. Şimdi artık Wall Street'i işgal etmenin yanı sıra bir de o dolar milyarderlerinin evlerinin önüne gidecekler. Tabii biraz zenginlerin de canını sıkan bir gelişme oldu, onu söyleyelim. Amerika'nın diğer kentlerine yayılmış. Boston ve Chicago'da onlarca eylemci gözaltına alınmış ama gitmemeye kararlılar. Öyle ki kamp kurmuşlar. Kendi evlerini resmen oraya taşımışlar. Her şey var. Yani yiyecek, gıda, işte yatacak yer bir şekilde ayarlamışlar orayı. Kamp yapmışlar. Ve bunun yanı sıra internet bağlantıları falan her şey var. Ayrıntısına da yer verilmiş zaten bu haberinde. Ve tabii milli maçtan da bahsediliyor. Sonuca da yer veriliyor. Başka bir şey yok. Dediğimiz gibi özellikle deniz feneriyle ilgili, iddia ile ilgili bir gelişme var mı diye baktım ama hayır, yok. Milli takımdan bahsetmişken işte dedik ya, milli takım çok mesut denilmiş Sabah gazetesinde. Şimdi bu konu da bir tartışma konusu, özellikle internet ortamında. Mesut Özil'e tepkiler vardı, niye Almanya milli takımında kaldı diye. Ama iş işte böyle, Almanya yenilirse biz de yeniliriz işine geldiğinde biraz Mesut'a da övgüler artmış aslına bakarsak. Ayrıntısı var. Sözcü gazetesine bir bakıyorum. Köstebek Beşir Atalay demiş, CHP lideri o ismi açıkladı diye. Asın yolsuzluk davası Deniz Feneri EV'de şok gelişme. Bakan Beşir Atalay ve ekibi polisin baskın yapacağını zanlılara bildirmiş. Sözcü gazetesi bunu bir iddiadan ziyade bir açıklama olarak gördüğünü biz de buradan anlayabiliyoruz. Şöyle demiş bu arada bir izleyicimizin mesajını da ileteyim sizlere. Şimdi dedim ya hani az geliyor mesajlar, acaba bir sorun mu var diye. Şöyle demiş Hasan Bey. İyi çalışmalar demiş. Öncelikle yalnız değilsiniz demiş. Her zamanki gibi arkanızdayız diyor. Teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Şimdi Beşir Atalay, Bülent Arınç ve Erdoğan demiş. Abdullah Gül zaten aynı hani gelenekten gelen isimler, yolları aynı olan isimler demiş ve köstebek iddialarına inandığına yer vermiş. Başka nerede ne arıyoruz ki diye de sorar Hasan Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş. Sağolunuz. Bu mesajınızdan ötürü de yeni mesajları da bekliyoruz dediğimiz gibi. Ve buna tabii medyanın bakışını özellikle de soruyorum. Çünkü dün acaba beklediğiniz ya da her gün izlediğiniz kanallardan, diğer kanallardan da biraz bahsediyorum. Böyle bir haberleri açtığınız zaman, bir canlı yayına baktığınız zaman hiç bu haberden bir eser var mıydı ya da çok üzerinde durulmuş muydu? Herhangi bir özel yayın yapılmış mıydı bununla ilgili iddialar? Çünkü çok çarpıcı bir bakanla ilgili iddia, az buz değil. Bununla ilgili de medyanın bakışıyla ilgili ne düşündüğünüz de merak konusu. Peki, AKP'li meclis başkanı balyozda kanıt yok dedi denilmiş. Amerika elçisiyle görüşüp balyoz için bu yorumu yapan kişinin eski başkan Köksal Top'tan olduğu konuşuluyor denilmiş. Ayrıntılara da yer veriliyor. Şimdi Sözcü gazetesinin dün bir manşeti vardı, hatırlayacaksınız. Antalya Belediye Başkanı Akaydın'ı eleştiriyordu. Kendisi altın portakalda işte oyuncularla bir basın toplantısı yaparken insanlar orada kayıplar, hani bir felaket yaşanıyor diye. Şimdi işte çizmeleri çekmiş Akaydın ve felaketin sonuçlarını yerinde incelemiş. Sözcü gazetesi der ki işte şimdi oldu başkan diye de bu haberi takip etti. Şöyle söyleyelim. Star gazetesine bir bakayım. Şimdi Star gazetesine de merak ediyorum. Acaba bu köstebek iddiasından bahsedilmiş mi derken bakıyorum işte Başbakan Erdoğan'ın sözleri var. Sarkozy'ye karşı sözleri, kendine çeki düzen ver diye onun bu sözüne, bu tepkisine yer veriliyor. Şimdi bunun yanı sıra bakıyorum işte Turuncu Devrim'e 7 yıl hapis diye. Ukrayna'da Turuncu Devrim'in sembol isimlerinden biriydi. Timoshenko başbakan da, eski başbakan, kendisinin Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasında işte bir devleti çok büyük bir zarara uğrattığı gerekçesiyle 7 yıl hapse mahkum oldu. Onun ayrıntısına çok geniş bir şekilde, bir de geniş bir fotoğrafla, büyük bir fotoğrafla yer verilmiş. Hemen sol tarafa bakıyorum. Deniz Feneri polemiği denilmiş. Kimin fotoğrafı var? Beşir Atalay'ın fotoğrafı var. Başlık şöyle: köstebek iddiası külliyen yalan. İddia ile ilgili herhangi bir ayrıntıya başlıkta yer verilmediğini görüyoruz. Bakıyoruz haberin içerisine. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Deniz Feneri için günlerdir beklettiği açıklamayı yaparak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ı hedef gösterdi. Atalay, Deniz Feneri soruşturmasında bilgi sızdırdığı suçlamasının külliyen yalan olduğunu söyledi. İddiaya çok fazla yer verilmediğini görüyoruz. Bu arada Fehmi Korun'un yazısının başlığı da dikkat çekiyor. Köstebek mi? Güldürmeyin beni demiş. Star'ı noktalayalım.
Taraf gazetesine bir bakalım neler var diye ayrıntıları iletelim. Köstebek Bakan Beşir Atalay diye etekte yer buluyor. Taraf gazetesinde de bu haber, onu da söyleyelim. Kılıçdaroğlu'nun iddiası var. Belgeleri dağıtmadığını söylüyor Taraf gazetesi. İddia yalan ve iftira. Bir de bir 17 isimden daha bahsedildiğini söyleyelim size. Şimdi belgeleri dağıtmadı diye de belirtilmiş. Kalın da bir dosyaydı. Belki diğer isimler de vardı içinde, bilemiyoruz. Peki Vatan gazetesine bir bakalım. Sonra birkaç köşe yazısını ileteceğim hem bu konuyla ilgili hem de belki dikkat çeken bir başka ayrıntı da olabilir. Medyanın durumu da çünkü önemli. Yüzyılın takası Vatan gazetesinde de manşet bu. Manşetin altındaki haber işte köstebek kavgası başlığıyla verilmiş. Yüzyılın takası ne, onu bir söyleyelim. Hamas, 1000 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında 6 yıldır elinde rehin tuttuğu İsrailli asker Gilad Shalit'i bırakıyor. Bir anlaşma imzalandı, yani anlaşma sağlandı. Bunun karşılığında işte Gilad Shalit karşılığında tam 1000 kadar mahkum serbest kalacak. 1000'den biraz daha fazla sayıda Filistinli serbest kalacak. Onu söyleyelim. Türk medyası gitti demiş bir izleyicimiz. Atlantik medyası geldi. Köşeleri tutan isimler Johnny oldu. Savcılar hakimlere halk boşuna maaş ödüyor. Görevini yapmayan gitsin demiş Nail Bey. Nail Bey'in sözleri bunlar. Savcıları da bir anlamda göreve çağırıyor. Dün biz bültende Gürsel Tekin'le konuşurken ben inanıyorum mutlaka bunu dikkate alacak bir savcı çıkacaktır diye de sözleri vardı. Benzer bir umudu taşıyan bir izleyicimiz Nail Bey hemen bunu söylemiş. Türk medyasına da bu anlamda bir göndermesi var. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Ve dediğimiz gibi bu ayrıntıya da hemen manşetin altında yer verilmiş. Bakıyorum başka bir farklılık, farklı bir haber var mı diye. Sarkozy'ye karşı sözlere yer veriliyor. Bununla ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum. Sürmanşette zaten Mesut olduk denilmiş. Mesut Özil'e epey bir gönderme var aslına bakarsak. Peki, Vatan'ı da noktalıyorum. Köstebek Beşir Atalay diye bir başlık var. Yine Kılıçdaroğlu'nun ağzından Yeni Çağ bunu manşet yapıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri'nde aramaya haber veren kişi olarak eski İçişleri Bakanı'nı suçladı. Bakanlıktan ayrıldı ama korumayı bırakmıyor ya konuşursa diye. Çünkü kendisinin koruma müdürünün buna haber verdiği şeklinde de bir iddia var. İşte bakalım bu kimin başını yiyecek diye sorular şimdi soruluyor. Köşe yazılarında da bu duruma dikkat çekilmiş. Onu da iletirim sizlere. Rumlar doğalgazı buldu, Piri Reis kayıp. Rum basınında Afrodit olarak anılan bölgede doğalgaza ulaşıldığı haberleri geniş yer alırken en son Gazi Magusa'da yakıt ikmali yapan Piri Reis'ten ses yok. Yine bir ara acaba marintrafik.com sitesine girip baksak mı? O zaman iletiriz sizlere, bir bakalım. Diğer programlarımızda da zaten ele alırız bu konuyu. Yeni Şafak gazetesine bir bakıyorum neler var diye. Tartaklandı, omzundan yaralandı. Yeni Şafak gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin iddiaları vardı, gündeme getirdiği. İşte İran'la karayılanın yakalandığı ama bir anlaşma, bir pazarlık sonucu serbest bırakıldığı şeklinde. Bakalım neymiş, bir spotunu okuyayım, ileteyim size. Gazetemizin deşifre ettiği karayılan operasyonunun ayrıntıları netleşmeye başladı diyor Abdülkadir Selvi. İran özel birlikleri MİT'in verdiği koordinat doğrultusunda PKK'nın Kandil'deki yöneticisi Murat Karayılan ve korumalarını toplantı halindeyken kıskıvrak yakaladı. Baskın anında çıkan arbedede ise Karayılan sol omzundan yaralandı denilmiş. Dün Bülent Arınç'ın söylediği iddia edilen bazı sözler vardı. İşte bir pazarlık konusudur, gerçektir bu durum diye. Ama daha sonra kendisi bir açıklama yaptı ki ben öyle bir şey söylemedim, bir değerlendirmede bulunmadım, temkinli davranmak lazım dedi. Bu arada İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de sözleri dikkat çekti. Neden? Çünkü onun da zamanı gelince biz işte bir açıklama yaparız demişti. Şimdi bu köstebek meselesine girmişken birkaç köşe yazısı dedim ya, Yılmaz Özdil'in köşesi bugün çok dikkat çekiyor. Kısa öz ama manidar bir köşe ve ifadeler. O yazıyı bir ileteyim sizlere hızlı bir şekilde. Bu arada Adnan Bey, Adnan Mecu zannediyorum, yanlış okumuş olmayayım, Çanakkale'den iletmiş bize mesajını. Medyanın durumunu sormuştum ya, siz gereğini yapıyorsunuz demiş. Bengü Türk'ü ayrı tutmuş burada. Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz diyelim. Devam edelim. Şimdi o köstebek yazısını bir okuyalım. Başlık böyle, şöyle der Yılmaz Özdil.
Beşir Atalay'ın İçişleri Bakanlığı döneminde polislerden toplanan bağışlar Kızılay dururken bu arkadaşlara verildi mi? Verildi. Meclisin mutfağı yenilenirken meclisin tabağı, çatalı, bardağı bu arkadaşa verildi mi? Verildi. Kamu yararına dernek statüsü almak için başvuruda bulunduklarında Danıştay tarafından iki defa reddedilince kamu yararına dernek statüsü verme yetkisi Danıştay'dan alınıp Bakanlar Kurulu'na verildi mi? Verildi. Kamu yararına dernek statüsü verme yetkisi Bakanlar Kurulu'na geçer geçmez bu arkadaşlara izin almadan bağış toplama yetkisi verildi mi? Verildi. Mehmetçik Vakfı'na bile verilmeyen vergi avantajı bu arkadaşlara verildi mi? Verildi. Meclis Üstün Hizmet Ödülü verildi mi? Verildi. Bu arkadaşları soruşturan savcıların işine son verildi mi? Verildi. Devam ediyor. Ne der hep başbakanımız? Gözleri var, görmezler. Bir nevi köstebek tarifidir o. Gözleri vardır ama görmez. Dolayısıyla Beşir Atalay asla köstebek olamaz. Gördüğünden eminim. Bu ülkede yaşayıp göz göre göreyi hala kim görmüyorsa işte odur köstebek diyor. Başlığı da zaten köstebek yazısında Yılmaz Özdil, onu iletmiş olayım sizlere, merak ediyorum sizin de düşündüklerinizi. Yine bize yorumlarınız geliyor, onu da söyleyelim, teşekkür ettiğimizi belirtelim. Bazı öneriler geliyor bize, teşekkür ediyoruz diyelim, o önerileri de alıyoruz elbette, ileteceğiz dediğimiz gibi, bir değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi ikisinden biri koltuğunu bırakacak diye Mehmet Tezkan'ın da önemli bir yazısı var. Şimdi o yazının sadece bir kısmını ileteyim çünkü zaten gün içerisinde Sürmanşet programında da geçiyor ekranlarımızda. Şöyle diyor ama, diyelim ki CHP lideri oyuna getirildi. Bu durumda o da koltuğunda kalamaz diyor. Yani kim gidecek? Bundan sonra ikisinden biri koltuğundan gidecek diyor. Muazzam iddianın fos çıkmasının bedelini öder. Ödemeli. Demokratik ülkelerde böyle olur. Bakalım bizde neler olacak? Bu bir. Peki bakan bunu niye yapmış? Kılıçdaroğlu eski ortaklar diyor. Seneler önce birlikte filmcilik şirketi kurmuşlar. Ha, mesele şöyle de kapanabilir. Derler ki koruma müdürü polisin baskınını kendi imkanlarıyla öğrendi. Bakanın makamından ilgili kişileri aradı, haber verdi. Koruma müdürünün kellesi gider, görevden atarlar, dava açarlar, sen sağ ben selamet. Bu olayın finali muhtemelen böyle bitecektir diyor Tezkan. Böyle bitirilmek istenecektir. İşte o andan itibaren kimse çıkıp gerine büyük ülkeyiz, demokratik ülkeyiz, başka ülkelere akıl satan ülkeyiz, demokrasi dersi veren ülkeyiz, yön veren ülkeyiz, dünyanın bilmem kaçıncı büyük ülkesiyiz falan demesin. Çünkü bu tür iddiaların üstü muz cumhuriyetlerinde kapatılır. Dedim ya, ya iddia sahibi ya da suçlanan ikisinden biri özür dileyerek gidecek, finali böyle olmalı demiş. Bir de medyanın durumuna da yer veriyor, onu ileteyim sizlere. Çünkü dedik ya bu da çok tartışma konusu olabilir. Dün de ilettiğiniz mesajlarda da buna da yer verdiniz. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu bir iddia ortaya attı diyor Mehmet Tezkan. Sıradan bir vekil değil, ana muhalefet partisinin genel başkanı. İddiası çarpıcı, ortalığı ayağa kalkması lazım. Böyle olmadı. İktidara yakın gazetelerin internet sitelerini bir taramış. Kimi Kılıçdaroğlu'nun sözlerini minnacık görmüş, suçlanan bakanın yanıtını büyütmüş. Biz de bugün gazetelerde dikkat ettiyseniz buna yer verdik. Kimi Kılıçdaroğlu'nun iddialarını hiç görmemiş, sadece Atalay'ın sözlerine yer vermiş, cevabına yer vermiş. Muhtemelen bugünkü gazetelerin tavrı da böyle olacak diye zaten parantez içine almış ki bunun böyle olduğunu da gördük az evvel. Bakan Atalay açıklamasında CHP Genel Başkanı'nın parti içi rahatsızlıkları geri plana düşürmek için sarıldığı yöntem dedi ya, İster misiniz buradan yola çıkıp CHP'ye versinler, veriştirsinler, dayak atmaya kalksınlar, sen misin bu iddiayı ortaya atan diye. Vur Allah vur. Olur mu olur. Düne kadar böyle oldu. Bugün de olur diyor. Peki bundan sonra ne olacağını da bekleyip göreceğiz dediğimiz gibi. Biz elimizden geldiğince bunları iletmeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince dediğimiz gibi. Bugün de gazetelere böyle bir baktık. Yorumlarınızla biraz daha böyle kısa bir program olsa da medya açılımı şimdilik gerçekleştirmiş olduk sevgili izleyiciler. O yüzden teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Tekrar buluşmak üzere diyoruz ve güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Kafkas Dövüş Arenası Elazığ'da. Kafkas Kartalı Erkan Varol WKN Dünya Şampiyonluk maçına çıkıyor. 7 Türk Dünya Karmasına karşı. Serkan Yılmaz, Gözde Bayerki, Coşkun Sakar, Aydın Tuncay ve diğer yıldızlar. Yer yerinden oynayacak. Tarihi gece 30 Ekim Pazar günü. Biletler Nisaş Alışveriş Merkezleri, Marol Color, Akgün AVM ve Batı Kitap Kırtasiye'de.
Ben Bilge Handemir, sizi Erkan Baron'a destek için 30 Ekim'de Atatürk Stadı'na bekliyorum. Hepsi ve daha fazlası 30 Ekim Pazar günü saat 21'de Bengütürk'te. Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Medya açılımıyla karşınızdayız. Bize nasıl ulaşabileceğinizi önce hatırlatalım. MA yazıp bir boşluk bırakıp 2939'a yorumlarınızı iletebilirsiniz. Murat İde yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Bu ikinci medya açılımı oluyor değil mi? İkinci medya açılımı. Sen önce bir miktar açtın. Bugün de ben de şöyle biraz entel entel şekil itibariyle. Yok, güzel güzel. Bu peki, açılıma katkıda bulunayım istedim. Peki en çok konuşulan konu İddialar, Köstebek Bakan iddiası ve Beşir Atalay'ın ismi artık zikredildi ve başka isimlerin de olduğunu zaten söylemişlerdi. Ve Beşir Atalay'ın sözleri, yani bunlar külliyen yalandır dedi ama bir yandan da şöyle bir cümlesi var. Hani Köstebek arıyorsa kendisine o dosyayı veren kişilere baksın dedi. Bugün bir şey daha söylemiş bir yayında. Demiş ki bakanlık özel kaleminden veya işte bakanlıktan belediyenin aranması gayet normal. Bir de şöyle bir şey, ben yanlış mı biliyorum, kendisine yardımcısı mıydı arayan, koruma müdürü koruma değil mi? Müdürüm. Koruma müdürüm aradığını hatırlamıyor diye bir cümlesi de var galiba. Koruma müdürünün belediye başkanıyla ne işi olur? Tabii ki koruma müdürü aramayacak. Yani ama hep öyle olur zaten. Koruma müdürüne döner derler ki şu şeyle görüşeyim. O da elindeki telefondan onu arar. Bir ikincisi, şimdi sen İçişleri Bakanısın. Bütün dinlemeler, takipler, şunlar bunlar, dolayısıyla o işlere vakıfsın. Doğru mu? Çünkü bizzat sen yapıyorsun zaten. O işin başındasın. Ortalıkta bu kadar dinleyene bir durum varken kendi telefonundan belediye başkanının cep telefonundan arayıp da böyle böyle bir durum var der misin? Ben dedi demiyorum. İddialar üzerinden konuşuyorum. Anladım. Der misin? Demem herhalde. Demezsin. Sabit telefon kullanırsın. Onun da ne işe yaradığı konusunda bir fikrimiz yok ama hepimizde vardır o hani sabit telefon şeyi. Tabii sabit telefondan görüşelim. Yani sabit telefondan görüşmenin ne şeyi varsa. Tabii ki oradan ama bütün bakanlar hep genellikle üst düzey görevliler falan koruma müdürlerinin telefonları, onlarda bulunur zaten telefonları. Şahsi telefonları da. Oradan telefonlarını açarlar. Yani koruma müdürüm hatırlamıyor. Koruma müdürünün Kırıkkale Belediye Başkanı ile ne işi olabilir ki? Yani o dönemin. Kendi konuşacak ne işi olabilir? Yani kendi konuşacak diyor. Yani onun için belediye başkanıyla ben ne konuştum ki diye düşünebilir adam yani. Gayet normal. Evet hatırlamaz. Ama dün bunların hepsi külliyen yalandır. Eğer Köstebek arıyorsa o bilgileri kendine. Bir defa o başlı başına bir mantık dışı bir cümleydi. O belgeleri kendine getirene baksın. Ya o belgeler doğru mu demek oluyor bu diye insan aklına hayır yani geçiyor. Bu bir yandan teyit eder bir niteliği var bu cümlenin. Devamında da Köstebek arıyorsa yani demiyor ki ben konuşmadım, böyle bir görüşme geçmedi aramızda. Zira o telefon konuşmasını bakanın özel koruma müdürüyle belediye başkanı arasında konuşmadan sonra belediye başkanı ilgililere telefon açıyor ve yüz yüze görüşelim diyor. Sabit telefon istiyor bilmem ne. Yani ortada bir film döndüğü belli. Gayet açık. Bunun ötesinde bugün bir başka açıklama. Bugün başka bir tarz. Dün külliyen yalan, iftiradır bunlar. Böyle saçmalık olmaz vesaire şu bu. Bugünkü sözler ne? Bakanlıktan telefon edilmiş. Aranabilir. Normal gayet olmuş. Normal. Yani şimdi normalde Sayın Bakan operasyon başlamadan çok kısa bir süre önce sizin konuştuğunuz insan kapatır kapatmaz hemen 30 saniye sonra ilgililerden birini arıyor. O da bir diğer ilgiliyi arıyor. Böyle bir telefon köprüsü kuruluyorsa bırakınız da orada midemiz bulansın yani. Ama bugün bana göre yine noktayı genel yayın yönetmenim Yılmaz Özdil koymuş. Evet. Onu unutmayalım. Onun yazısını bir paylaşalım. Tamam. Ama tabii bu vesileyle bu meselenin üzerine herkesin çok açık ve çok dirayetli bir şekilde gitmesi lazım. Çünkü medyamız bu konuda yine sen de sordun yayında yine bir karartma halinde. Dün zaten ilginç bir şey yaşandı. Normalde haber ajansları grup toplantılarını verirler. Doğru mu? Verirler. Nitekim Devlet Bey'in grup toplantısı
da ajanslarda yayınlarını yaptılar. Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında. Başbakan Erdoğan'ınkinde de yaptılar. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında uydu arızası denildi buna. Şimdi uydu arızası oldu. Uydu arızasını geçtim. Buradan ben içeride şahidim. Alev içeriden ajansla görüşüyor. İşte gireceğiz ama işte bir müdürümle konuşayım bilmem şu bu falan. Yani hiç grup toplantısında alışık olmadığımız bir tavır vardı dün. Yani ne olur ki o grup toplantısı yayınlanmasa ne olur? Yani bu iddia, bu şey ortaya saçılmayacak mı? Ana muhalefet lideri açıklıyor. Sonra yayınlarda gelmeler gitmeler oldu. Bizim dahil, yayınımız dahil. Evet. Hatta işte eşten dosttan çok sayıda telefon aldık. Yayında bir şey var. Halk TV yayınlıyordu. Halk TV'nin yayını gitti. Onun da yayını gitti. Doğru. Dün inanılmaz bir karartma çabası vardı. Böyle enteresan bir durum. Karartılabildi mi peki? Bugün gazetelere baktığımızda görüyoruz ki başardılar. Yani şu anlamda artık Türkiye biliyor bunu. Yani bunun için şu gazete sayfalarında falan yer bulması çok da şart değil. Ama Türkiye biliyor artık bunu. Bunun interneti var, şusu var, busu var. İşte kuşlar haber uçuruyor, bir şey oluyor, neyse. Dumanla haberleşiliyor. Bir şekilde millet o iletişim köprüsünü kuruyor. Duyuyor, alıyor. Kuruyor yani. Şimdi peki, buradan şunu çıkarmak olabilir mi? Mümkün mü? İktidar partisinin kendi içerisinde ya da medyadaki bu hani duruma bakarak iktidar partisinin kendi içinde bir mücadelenin olduğunu söylemek doğru mu? İktidar partisinin kendi yani içerisinde bir mücadelenin işte şey olduğunu sanmıyorum. Burada ben başka bir şey, nereden buldu sorusundan mı hareket ediyorsun? Yok. Yani bu nasıl geldi CHP'nin eline? Yine böyle iktidara yakın olduğunu düşündüğümüz gazeteler bu iddiaları vermiş. Ama kimileri mesela, sadece Beşir mesela, Atalay'ın sözleri oradan hareket vermiş. Edelim. Ben bugün tabii sabah itibariyle yine mahkeme koridorlarında, adli koridorlarında dolaştığım geçmiş için olsun. Sağ olasın. O sebeple biraz kopuğum. Köstebek Kemal Bey'e çalıştı diye vermiş Yeni Şafak gazetesi mesela. Ama onun yanı sıra Star gazetesi neyi vermişti? Beşir Atalay'ın sözlerini vermişti sadece. Hani değinmeden çok fazla neydi tamam, bu iddialar? Tamam, bakış aynı. Başka? Ama şurada şurası arada bir fark yok ki. Ama şurası dikkatimi çekiyor. Birinde Kılıçdaroğlu'nun iddiaları verilebiliyorken diğerinde verilmeden hani biraz daha Beşir Atalay'ın sözleri daha büyütülüyor. Ne bileyim bunları gördüm. Yok yani işte... o bir çekişme şeyi gibi durmuyor. Ha bir tanesi deseydi ki bu nasıl bir iştir? Ha. Böyle bir soru sorsaydı. Mesela şey ne yapmış acaba? Taraf ne yapmış? Hani bunlar şey ya bağımsız. Köstebek Bakan Beşir Atalay. Atalay iddia. Fotoğraf çekmişler. Haberin fotoğrafı doğrusu da budur. Doğru iş yapmışlar. Aferin. Mesela sabah hiç vermemiş. Şimdi Köstebek Bakan Beşir Atalay bu gazetelerde en fazla işte bu kadar haber olabiliyorken herhangi bir konuda iki insan arasındaki telefon görüşmesi manşeti yıkıyor. Bütün ayrıntısıyla şimdi, her şey. Ben buradan hareketle bir başka şeyi altını çizmek istiyorum. Bak dün yapılan yazılı açıklamada Beşir Atalay tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle bir ifade var. Öncelikle şu hususları vurgulamak durumundayım. Beşir Atalay'ın açıklamasından bahsediyoruz. Devam etmekte olan bir soruşturmayla ilgili yorum ve değerlendirmede bulunmak suçtur. Tekrar okuyalım. Devam etmekte olan bir soruşturmayla ilgili yorum ve değerlendirmede bulunmak suçtur. Bunu Sayın Bakan söylüyor. Good morning Vietnam. Buraya gelecek. Yani burada günaydın Türkiye diyemiyorum çünkü bu anlamda herkes derin bir uykuda. Onun için Vietnam'a gönderiyorum ben mesajı. Good morning Vietnam yani. Türkiye selamla diye. Yani yorum ve değerlendirmede bulunmak suçtur diyen, kendisi söz konusu olduğunda diyen bakan, bugüne kadar yüzlerce insanı çetecilikle, darbecilikle, bilmem terör örgütü üyeliğiyle, işte şunla bununla kumpas kurmakla, tezgah kurmakla, bangır bangır daha devam eden mahkeme sürecinde Sayın Bakan'ın da onlarca yüzlerce bu konuda edilmiş lafı cümlesi var. Ya da mesela, Sayın Başbakan'ın da var aynı şekilde. Geçenlerde Yeni Şafak'ın bir manşeti vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? 90 gündür içerideler diye. Deniz Feneri soruşturmasında içeride olan isimlerle ilgili. Hani buna bu kadar tepki gösteriliyorken içeride yıllardır olanlar da var. Onlar da neyle suçlandıklarını bilmeyenler var. İşte ikiyüzlülük. Yani en bu ucuz, oraya götürüyor, onu en ucuz demeyelim, en hafif tabiriyle bu ikiyüzlülük altını çizmeye çalışıldı. Burada da bir çifte standart diye karşımızdaki bir sayın bakan olduğu için kelimeyi değiştirerek kullanıyor. Bu bir çifte standart.
Şimdi kaldı ki Sayın Başbakan'ın da bu konuda şeyleri var. 90 gün deniz fenerinden içeride yattılar, tutuklular vesaire. Eğer işledikleri suç tutukluluk sürelerinin bu kadar uzun olmasını gerektirmiyorsa bence o insanlar da tutuklu olmamalı. Hepsi için eşit hukuk, olmalı. Evet, hukuk herkese lazım çünkü. Hukuk bir gün herkese lazım. O sebeple aa deniz fenerindekiler şu mantık yanlış. İşte birçok davadaki insanlar, davalardan insanlar daha neyle suçlandıklarını bilmeden aylardır, kaç yıldır yatıyorlar. Deniz feneri de yatsın efendim. Hayır. Eğer kanunlar uzun tutukluluk süresini gerektirmiyorsa, yani şu anki şeylerini onlar için, onların lehinde kullanılabilecek bir salıverilme imkanı var ise onlar için de kullanılmalı. Ben bu konuda böyle düşünüyorum. Ve doğru duruş da bu. Şimdi Sayın Bakan'ın konuşmalarına devam edelim. Masum insanları açıklamasına, masum insanları suçlu ilan etmek, onur ve haysiyetleriyle oynamak hem suçtur hem ahlak yoksunluğudur. Sayın Bakan Beşir Atalay söylüyor bunu. Ne diyor? Masum insanları suçlu ilan etmek hem suçtur, onur ve haysiyetleriyle oynamak hem suçtur hem ahlak yoksunluğudur. Sayın Bakan, siz bakanlıktan vazgeçtiniz herhalde. Başbakanla ilgili ne biçim sözler ediyorsunuz diyesim geliyor mesela. Benim burada. Hı hı. Bu sözlerin doğrudan muhatabı Sayın Başbakan. Çünkü Sayın Başbakan bitmemiş bir davayla ilgili bugün hala çeteler çıktı, işte bakın ne tezgahlar yapıyorlar seçim döneminde, seçim mitinglerinde, meydanlarda, şurada burada. Hep devam eden davalarla ilgili dünya kadar yorumda bulundu, değerlendirmede bulundu. Henüz masum sayılması gereken insanların hepsini suçlu ilan etti ve bunu yapmaya da devam ediyor. Tabii, hem Sayın Başbakan... Gazetecilerle ilgili, onlar tabii, sadece gazetecilik yaptıkları tabii, için içeride değiller ki denilmiş. Cumhurbaşkanı da dahil, bak evet, bu vesileyle Cumhurbaşkanı da girdi. Sayın Beşir Atalay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'na da gidebilecek sözlerde biraz daha üslubuna dikkat etmeli diye düşünüyorum. Ve ayıplıyorum, yani Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a karşı onlara da değebilecek cümlelerde lütfen biraz daha hassas olmalı diye düşünüyorum. Olsun Sayın Bakan diyorum. Çünkü masum insanları suçlu ilan eden, onur ve haysiyetleriyle oynayan ve bunu miting alanlarından hayatının her alanına kadar yayan bir Sayın Başbakanımız var. Onun için bu eylemin ardına bu hem suçtur hem de ahlak yoksunluğudur gibi bir cümleyi eklemeyi ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanına hakaret sayarım Sayın Bakan. Başka var mı dikkat çekeceğiniz? Devam edelim. Gizli olan soruşturma dosyasından bilgiler aktarmak. Sızdırılan bilgileri henüz doğruluğu bilinmeden ve avukatların dahi bilgisi olmadan kamuoyuyla paylaşmak hukuk ihlalidir. Sayın Bakan, bu sözleriniz aynı zamanda Sayın Başbakanımızla ilgili ve kabinenin birçok üyesiyle ve birçok milletvekilinizle ilgili suç duyurusudur. Çünkü bu fiiller Sayın Başbakan ve kabine üyeleriniz ve birçok partiniz tarafından ve size yakın ve yanınızda yörenizde duran medya mensuplarının da işlediği bir fiildir. Dolayısıyla bu bir hukuk ihlalidir diyorsunuz. Hukuk ihlali de suçtur. Siz şimdi Sayın Başbakan'ı ve partililerinizi suçluyorsunuz. Ama yani Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı diye bütün akrabayı taallukatı bir anda böyle satmak da hoş bir şey değil Sayın Bakan diye bir cümle kurasım geliyor mesela benim. Bunlar hep farazi şeyler. Ama şu açıklama, hepsini toptan bir okuyalım ve acaba bugüne kadar işte açılan onca dava, çeşitli isimleri var, şunları var, bunları var. Türk milletinin yeniden doğuşunun efsanesinin adı o dava, Ergenekon adını verdikleri dava. Balyozu, kafesi, işte inciri, karpuzu, üzümü, bir sürü dava ile ilgili olarak yapılan açıklamalar, yapılan suçlamalar, yapılan zulmü hesaba kattığınızda o insanların onurlarıyla, gururlarıyla, şerefleriyle kafasına silahı dayayıp tetiği çekecek kadar haysiyet meselesi edilmesiyle hepsiyle bir bütün olarak düşündüğünüzde Sayın Beşir Atalay'ın bu açıklamasını, yani köstebek Beşir Atalay'dır açıklamasından sonra yaptığı yazılı açıklamanın o şeyinin tamamını okuyalım. Şu hususları vurgulamak durumundayım. Devam etmekte olan bir soruşturmayla ilgili yorum ve değerlendirmeyle bulunmak suçtur. Masum insanları suçlu etmek, onur ve haysiyetleriyle oynamak hem suçtur hem ahlak yoksunluğudur.
gizli olan soruşturma dosyasından bilgiler aktarmak, sızdırılan bilgileri henüz doğruluğu bilinmeden ve avukatların dahi bilgisi olmadan kamuoyuyla paylaşmak hukuk ihlalidir. Bütün bu dediklerinizi Sayın Bakan 3 yıldır 4 yıldır bu ülkede bütün yol arkadaşlarınız yapıyor. Bir tek gün sizden bir dakika ya daha benzer doğrusu bir one minute geldi. Lafı duymadık. Bir tek gün sizden böyle bir uyarı duymadık. Kuyruğunuza basıldığı zaman mı hukuk aklınıza geliyor? İşte Türkiye'nin sorunu bu. Türkiye'nin en önemli sorunu bu. Bana değmeyen yılan bin yaşasın diye bir özlü sözümüz var bizim yani. Problem biraz o özlü sözlerden de bazen kaynaklanıyor. Doğru olduğu gibi evet. Yani kendimize dokunduğumuz zaman bak nasıl bir anda hukukçu kesiliyoruz. Hukuk hassasiyeti sergiliyoruz. E şimdi dün merak ettim. Bunlar dünden alınan çıktılar. 14.30 itibariyle yani bekledim biraz. Kılıçdaroğlu açıklamayı yaptı, bitirdi. Yarım saat hangi geçti sitelerde? Üzerinden daha fazla geçti. Evet. Vatan Gazetesi son dakika diye manşete çekmiş. Köstebey'i açıkladı. Takvim Gazetesi'nin son dakikasında Türkiye'nin, Türk milli takımının sürpriz 11'i var. Flaş olarak. Akşama kadar da böyle devam etti. Yani flaş haber değil. Türkiye'de bir bakanın bu kadar belgeli bilgili bir şekilde bir şeyle itham edilmesinin haber değeri yok Takvim Gazetesi'nde. Bugün Gazetesi'nin manşetinde acayip komik bir haber var. Bu haberi ayrıca birazdan konuşacağız. Başbakana sunulan yemekte ölümcül bulgu. Bu haberi şuraya koyuyorum. Bunlardan birazdan başka konuşacağız. Başka bir şey çıkacak galiba. Evet. Tamam. Sonra Yeni Şafak'a baktım. Başbakanın biz kolay yutulacak lokma değiliz diye bir haberi manşette. Bugünün diğer bir manşeti Erdoğan'dan flaş açıklama. Sabah gazetesinde flaş. İşte milli takımın 11'i aynı. Hı, takvimde olduğu gibi. Takvimde olduğu gibi. Zaten kardeş gazeteler ya. Gazeteler bunlar. Böyle. Televizyonlara bakıyoruz. Tık yok. Bugün gazetelere bakıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi değil mi? Yok. Al bak aldım elime. Ben sabahın ilk sayfasında hiç görmedim. Hiç yok. Olmayan sabah. Yok. E şimdi var. Hürriyet'te ne durumda mesela? Mesela Hürriyet şeye bakalım. De küçük sabah görülmüş. Sabah dedin. Bakalım. Sen hiç kendine çeki düzen ver. Sarkozy'ye söylemiş. Sarkozy önüne gelene Sarkozy. Ona cevap vermiş. Milliyet'te durum nedir? Atalay'a ağır suçlama. Evet. Habertürk'te durum nedir? En çok merak ettiklerimden biri. Habertürk de vermiş ama o da manşetten değil. CHP'den suçlama Köstebek Atalay. Bu mudur bu haberin hakkı? Kısa evet. Bu mudur? Değil tabii ki. Ama el titrek tabii. Doğal olarak el titrek. Biliyorum neden titrek olduğunu. İşte o Çeçen. Neymiş Hürriyet o? Hürriyet'te hemen etekte vermişti. Ha, hemen servis yapılmış bak o. Arkadaşımız Toygun Atilla. Toygun'a hemen içeriden şey yapılmış. Güzel. Dosyadaki Köstebek, Beşir Bakan Beşir Atalay vesaire. Medyada özellikle ya mesleğin belli bir ahlakı var. Belli kuralları var. Bak bütün bunların olmayışına şaşırıyor muyuz? Hayır. Hayır tabii ki şaşırmıyoruz. Ama ben iki gün önce Habertürk'te kullanılan o fotoğrafla ilgili yazısından dolayı Rasim Ozan K'dan bir alıntı yapmıştım. Başbakanın yurt dışında oluşunu fırsat. Hanımefendi eşi söylemişler. Nagihan Alçı öyle yazmışlar. Başbakanın yurt dışında olduğunu fırsat bilerek böyle bir haber yapıldı Hürriyet'te diye. İşte diyorum ya başbakanı gazetecilik mesleğinin sicil amiri sayan bir zihniyet var Türkiye'de artık. Başbakanı gazetecilik mesleğinin sicil amiri sayıyor ve bunu böyle kabul ediyor. Böyle de kanıksamış. Hı hı. Ve biz buna gazeteci diyoruz. En küçük bir şekilde de utanmadan bunu söyleyebiliyor. Bir gazeteci şunun veya bunun yurt dışında oluşunu fırsat bilerek cümlesini kurar mı ya? Ya başbakan o gün de söyledim. Yurt dışında olsa ne olur? Zaten kabullenmiş o zaman yani. Bir gazeteci böyle bir cümleyi kuruyorsa. O bir memuriyet zihniyetiyle. Zihniyetidir. Hı-hı. Ve memuriyetin de ilanıdır o. Başbakanın yurt dışında oluşunu fırsat bilerek. Sicil amirimiz mi bizim ya? Başbakan, gazetecileri. Ve başbakana başbakan en büyük kötülüğü bunlar yapıyorlar aslında biliyor musun? En büyük kötülüğü bunlar yapıyorlar. Neden? Ya bu işi geçmiş dönemde de yaşardık.
bu işi adabıyla, edebiyle, ölçüsüyle yaptıktan sonra her insan modelinin, her insan psikolojisinin bir şekilde kabul edebileceğini düşünüyorum ben, muhalif tavırları ve muhalif duruşu. Bunlar oynanan oyunu, dönen dolabı çok nasıl şey yapayım, hani oyun biraz üstü kapalı oynanır ya, bunlar çok deşifre ediyorlar. Açık seçik yapıyorlar diyorsunuz. Bunlar her şeyi ortalığa rezil ediyorlar, serpiyorlar, serpiştiriyorlar yani. Hani şu tezgahı yapacaksanız insan bu lafı eder mi ya? Kamufle edin biraz. Kamufle et yani, başka bir yerden çak Hürriyet'in o haberciliğine. Ama başbakanın yurt dışında oluşunu fırsat bilerek dediğin zaman ben seni gazeteci olarak bile kabul etmem. Dünyanın hiçbir ülkesindeki gazetecilik değerleri, evrensel gazetecilik değerleri şu, o yazının ardından Nagihan Alçı'nın bu meslekten en küçük bir şekilde bırak ekmek yemesini, bir kırıntı nasiplenmemesini gerektirir aslında. Bu meslekten bir an önce çekip gitmesi gerekir. Normal şartlarda bunu medeni bir ülkede ya da her şeyin normal yürüdüğü bir ülkede bir gazeteci bu lafı etse bütün gazeteci örgütleri ayağa kalkarlar. Bu ne biçim bir konuşmadır? Bu nasıl bir yazıdır diye. Bu nasıl bir biat? Ama normal kültürü? Şartlarda diyor. Şartlar o kadar normal mi acaba? İşte ve o oyunları da beceriksizlikleri ve yeteneksizlikleriyle, kıt akıllarıyla bu şekilde deşifre ediyorlar. Başbakan diyor ki, bakın doğruları yazanlar da var diyor. Buyurun Sayın Başbakan, doğruları yazan bir Nagihan Alçı. Sizin ölçülerinizde doğruları yazan biri. Doğruları yazıyor. Evet, bu dediği de doğru. Çünkü medyanın büyük bölümü sizi kendilerini sicil amiri sanıyor. Ama diyorsunuz ki medyanın büyük bir bölümü zaten bunu kabullenmiş. Biz de bakıyoruz, hani diyoruz ya, şaşırmıyoruz artık pek çok şey. O zaman bunda da şaşıracak bir şey yok aslında bakarsak. Ya da biz bu kadar şaşırmıyorum tepkisiz olmamız mı? Şaşırmıyorum, sadece teşhir ediyorum. Altını çiziyorum yani. Ya burada yaptığımız, ettiğimiz her söz, ben o derece önemsiyorum. Bizim mesleğimizin tarihine düşülmüş çok önemli notlar. Burada ettiğimiz her söz. Bugün efendim işte bazen işte ne kadar insana, valla ne kadar insana ulaşırsak ulaşalım. 3 kişi de olabilir, 5 kişi de olabilir, 300 bin de olur, 500 bin de olur, 1 milyon da olur. O önemli değil. Ama biz mesleğimizin tarihine not düşüyoruz bu cümlelerle. Ben bunların hepsinin kayıt altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu ikiyüzlülükler, bütün bu numaralar, bütün bu filmler, bütün bu fırıldakların hepsinin kayıt altına alınmasını istiyorum. Ve bu burada yaptığımız şu konuşmalarda internet dünyasından televizyonumuzun arşivine, radyo televizyon üst kurulunun arşivinden, işte bilmem basın yayın enformasyonun arşivine kadar her yerde arşive giriyor bu sözler. Senin sözlerin, benim sözlerim. Bunların arşivlerde yerini almasını ve kayıt düşünmesini istiyorum. Şimdi gelelim o kenarda dursun dediğim habere. Bak. Türkiye'de... Bir mesaj okuyayım mı? Gelmiş oku. Yani Türkiye'de öyle bir sistem kuruldu ki bahse konu olan kişiler bir adamı yolda durdurup hani işte boğazını kesse kimse inanmaz. Yok canım, ölen adam kendi boğazını kesmiştir der demiş bir izleyici. Hani funduna getirirler demeye çalışmış. Der. Bugün yoldaydım, yayını kaçırdım diye üzülüyordum, şimdi gördüm demiş bir başka izleyicimiz. Ya da aynı isim. Haber verdiler. İzleyicimiz yolda diye biz de kaçırmayalım dedik. Güzel. Selamlarımızı o haber iletelim. Bugün gazetesinde miydi, internet sitesinde miydi? Bugün gazetesinin internet sitesinde. Acaba gazetede var mı? Ona bakma imkanım olmadı. Dedim ya, adliye koridorları biraz vaktimi aldı. Bugün bizde olmayabilir bugün. Nasıl olmayabilir. Peki. Burada diyor ki, bak başlık aynen şu. Erdoğan'a sunulan yemekte ölümcül bulgu. Bu sende nasıl bir algı yaratıyor? Başbakan'a bir girişimde bulunmuş. Bir komplo girişimi, bir suikast girişimi. Bir suikast girişiminde bulunmuş. Haber şu, Çiğdem. 100. Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Reciye Meral, seçim çalışmaları için Van'a gelen Başbakan Erdoğan'a, bak ta ne zamana bu, Başbakan Erdoğan'a ikram edilen ekmekte maya küf sayısının yüksek çıktığını belirtti. Bu çok gerçekten ölümcül müymüş peki? Hayır, kalitesizmiş. Zaten haberin içinde yazıyor. Diyor ki başbakana kirli bir kapta ve kirli şartlarda yapıldığını gösterir. Başbakana bu ekmek ikram edilmiş. Ne kadar ayıp. Evet Sayın Başbakan'a her türlü gıdanın en sağlıklısı, en temizi, en doğrusu sunulmalı.
Buna hiçbir itirazım yok. Sayın Başbakan'a değil, herkese en temizi. Sadece ona değil daha doğrusu. Evet, Başbakan'ın önüne gelen meyve suyu da, şu da bu da zaten kontrol ediliyor. Hani o Çeşnici başı diyebiliriz ya geçmişten. Fahrettin Bey, yanlış hatırlamıyorsam ismini, Fahrettin Bey. Köşkten, sonra köşke gönderilmişti bir dönem. Şimdi başka bir ekibi var. Yapıyor, evet yapılmalı. Evet dikkat edilmeli. Evet gıdaların en değerlisi toplusu, en iyisi sunulmalı. Buna itirazım yok. Ama böyle bir haberi, orada sunulan ekmekte, efendim işte maya küf sayısı yüksek çıkmış. Yani bu onun kalitesizliğini ve hijyen sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Bunu başbakana sunulan yemekte, ekmekte ölümcül bulgu başlığıyla sanki başbakana bir suikast girişimi olmuş Van'da gibi vermek bir gazetecinin herhalde hayal edemeyeceği bir şey ya. Yani bunu sadece haber merak edilsin ve okunsun amaçlı bir başlık olarak nitelemek doğru değil o zaman, değil mi? Hani bazen yapılır öyle, soru sorarsınız. Haberi ya da satan bir başlık. Bizim teknik yani kendi aramızdaki tabiri, haberi satan bir başlık. Bu haberi yakan bir başlık ya. Haberle hiçbir ilgisi yok. Yani bir suikast algısı, bir teşebbüs algısı yaratan bir başlık bu. İşte o teşebbüs algısını yaratıp da okunmayı... Halbuki küf, maya küf sayısında fazla çıkmış. Yani hijyenik şartlarda yapılmamış ekmek. Anladım. Böyle bir şey olur mu ya? İşte bunun dün o dakikalarda, o saatlerdeki manşet flash haberi buydu. Bugün. O dakikaya, o saate denk gelmesi daha da tabii manidar geliyor insana. Daha flash bir şey var gibi. Evet. Şu peki, Yılmaz Özdil'i bir okuyalım mı? Okuyalım. Tamam. Onu İstersen dur ben okuyayım. Seni peki, yormayayım. Hemen evet, açayım 3. sayfayı. Dediler ki köstebek Beşir Atalay. Yılmaz Özdil de diyor ki Beşir Atalay'ın İçişleri Bakanlığı döneminde polislerden toplanan bağışlar Kızılay dururken bu arkadaşlara verildi mi? Bu arkadaşlar dediği Deniz Feneri. Verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mutfağı yenilenirken meclisin tabağı, çatalı, bardağı bu arkadaşlara, yani Deniz Feneri'ne verildi mi? Verildi. Kamu yararına dernek statüsü almak için başvuruda bulunduklarında Danıştay tarafından 2 defa reddedilince, Danıştay reddetmiş kamu yararına dernek statüsü vermeyi. 2 defa reddedilince kamu yararına dernek statüsü verme yetkisi Danıştay'dan alınıp Bakanlar Kurulu'na verildi mi? Verildi. Kamu yararına dernek statüsü verme yetkisi Bakanlar Kurulu'na geçer geçmez bu arkadaşlara izin almadan bağış toplama yetkisi verildi mi? Verildi. Mehmetçik Vakfı'na bile verilmeyen vergi avantajı bu arkadaşlara verildi mi? Verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü verildi mi? Verildi. Bu arkadaşları sorgulayan savcıların işine son verildi mi? Verildi. Ne der hep başbakanımız? Gözleri var, görmezler. Bir nevi köstebek tarifidir o. Gözleri vardır ama görmez. Dolayısıyla Beşir Atalay asla köstebek olamaz. Gördüğünden eminim. Bu ülkede yaşayıp göz göre göreyi hala kim görmüyorsa işte odur köstebek. Fazla da söze gerek yok yani. Çok öyle açık ve net. Ki, çok açık ve net yani. Yine bazen... tam bir şey ya. Altın vuruş. Açık ve net. Bütün bu tezgahı, bütün bu dönen dolabı görmemektir aslında köstebeklik. Aslında biz koca bir toplum olarak bir miktar köstebeklik yapıyoruz. Hepimiz köstebeğiz aslında. Onu bir miktar bunu yapıyoruz evet. Aa, şimdi bu çok şey, çok mu yayında zamanımızı aldı? Hayır efendim, çok almadı. Ben biliyorum ki bazı siyasi büyüklerimiz bunu Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olmasının hiçbir önemi yok. Bir başka isim de açıklayabilirdi. Ama Kılıçdaroğlu açıkladı diye bunu bir parti şeyi gibi algılayıp aman ben o konuya dokunmayayım onların mevzusu falan gibi düşünen siyasi büyüklerimiz de hayatlarının bana göre siyasi hatasını yapıyorlar. Bunu yapanlar var mı? Var. Neticede internete girdiğin zaman Türkiye'de bütün her tarafta bu iddia dolaşıyor. Bütün sanal dünyanın tamamına sinmiş vaziyette. Dün gece 11-11.30 gibiydi. Bütün dünyada en çok tıklanan haberler arasında 6. sıradaydı. Bak o Alexa raporlarının 6. sıradaydı. Dünyadaki sıralamada 6'ya çıkabilen bir konuyla ilgilenmemek ne gazeteciliğe ne de siyasetçiliğe uygun bir davranış değil. En azından milletin bu kadar ilgilendiği bir konuda mutlaka herkesin sosyal sözü medyanın olmalı. En güzel yanı bu işte. Evet, yani medya olmalı. Kendini sansürlemek zorunda kalmasa da. Onun gerisinde kalınmayacak. Artık Türkiye'nin böyle bir gerçeği var.
sosyal medyanın gerisinde kalan maalesef nal topluyor. Bu böyle yani. Peki bundan sonra medya açısından onun da tartışması vardı zaten internette. Çok yani açık. Son dakikalar daha artık Twitter'da geliyor diye bir tartışma vardı. Evet. İşte diğer Barış söylemişti. Dün Barış'a bir mesaj attım. Öyle mi? Evet. Barış Tünay, CNN Türk'ün genel müdürü. Barış benim eski genel müdürüm. Son dakika öldü. Çok katılmıyorum ama dün katıldım diye bir mesaj attım. Ve ardına da o anda ekrandaki son dakikalarına girdim. Ekrandaki son dakika şuydu. Son dakika İbrahim Şahin, eski özel harekatçı İbrahim Şahin tutuklandı. Okuyan İbrahim Şahin serbest ile sanki tutuklandı gibi algılar. Son dakika bilgisi habercilik teknik bir bakıştı bu. Hı hı. Tutuklu adamı bir daha tutukladınız. Cümle eksik diye bir mesaj attım. Belli son dakika ölmüş diye. Hı. Yani kendi cevap son dakikalarıyla. Cevap geldi mi? Merak ettim. Tebessüm. Ha. Şimdi o şeye çok katılmıyorum son dakika ama son dakikanın başka tarif bulamadığım için o sözü kullanacağım. Cılkı çıktı hakikaten. Son dakikanın cılkı her çıktı. Her şey son dakika oluyor. Son dakika 10 dakika boyunca ekranda durmaz mesela. Ne o dakika söylesin? İçinde durur. Ha. Son dakika yani o yayınlandığı dakikanın içinde durur. O. Onunla ilgili ikinci bir yani. Evet ikinci bir yeni bir bilgi bir adım öteye götürecek bilgin varsa ikinci üçüncü dakikada devam edersin. Hani bir dakikayla sınırlamayalım da iki olsun üç olsun ama 10 dakika, yarım saat. Son dakika özel televizyonlarla birlikte başlamış bir kavram değil mi? Çünkü yani İngilizceden ben, geliyorsa eğer o hani flash haber gibi bir şey benim bildiğim. Evet ben şey Türkçesi. Kullanıyordum bir ara bir başka kanalda yeni haber. Aha, bu yeni bir haber. Daha şey, daha Türkçe anlamı daha şey, son dakika ne? Ne anlatıyor bana? Şimdi oturdu. Az sonra da buna benzer evet. Bir şey. Mesela biz şimdi başka bir şey kullanıyoruz. Haber geliyor diye bir şey kullanıyoruz. Ya da haberi geliyor. Neyse o şekilde de değerlendirilebilir. Ama son dakika, son dakika. Kullanabildiğin o kadar çok yer var ki son dakikayı. Ama bana son dakika bizde bir şablon olduğu için yeni bir haberi hatırlatır oldu. Ama evet. Kelime yani son dakika kendi gerçek bana bir haber geliyor, yeni bir haber varı anlatmıyor. Ama yeni haber sözcüğü hatırlatıyor mesela. Bana onu anlatıyordu. Yeni bir haber var. Yani biraz son hani yerelleştirme yapılmış bir çeviri olmuş sanki o. İşte İngilizce'de breaking news vardır ya bizde de işte haber kanallarının gelmesiyle birlikte. Hani son dakika daha çok belki yaygınlaşmış gibi geldi bana. Şimdi az önce sosyal medyanın gerisinde, sosyal medyanın gündeminin gerisinde kalan nal toplar. Evet. Bundan sonra hayatımızın böyle bir gerçeği var. Şimdi bak bizim de Facebook'ta bir sayfamız var değil mi? Şu son dönem bizim biraz ağır hareket ediyor oluşumuzdan. Aynı hızda devam etmiyor ama biz birkaç ay içerisinde 47 bin, 48 bini buldu sanıyorum. 48 bin kişi var orada. 48 bin çok ciddi bir rakam. 48 doğru, bin büyük tabii. Bir rakam. Çünkü işte haber kanalları içinde dev kabul ettiğimiz Habertürk'ün 80 küsur bin kişisi var. Yani o sebeple Habertürk'ü bütün dünya izliyor, sizi kim izliyor gibi sorular oluyor bazen. Vallahi bizim 48 bin tane aynı yola baş koymuş, aynı doğrular etrafında bulunmuş fahri haberci dostumuz var aynı zamanda. Onların büyük bir bölümü o sitede, o sayfada gördüklerini kendi sayfalarında, eşinin de dostunda, şurada burada gönderiyor. Paylaşıyorlar. Ama o Habertürk'ün 80 bin, 90 bin gibi şeyi sadece giriyor, okuyor. Bir bölümü alıyor, paylaşıyor ama bizdeki paylaşım çok daha fazla. Onun için etkide reytingi çok daha yüksek bir sayfamız var mesela. Murat Bey bu biraz iddialı mı? Habertürk ve Bengütürk şeyinde. Hiç iddialı değil. Hiç iddialı değil. Emin olabilirsin. Aylık ortalama bilmem kaç milyon tıklamaya gelmiş bir sayfadan söz ediyoruz biz. 2,5-3 milyon aylık tıklaması olan bir sayfadan söz ediyoruz. Bunlar Twitter'da çok önemli var, rakamlar. Bir o kadar herhalde. Twitter'da da var. Onun dışında kendi bengütürk.com sayfası var. O sebeple ben siyasetçi olsam sanal dünyayı mutlaka takip eder ve oradaki gündemin mutlaka içinde olur. Oradaki gündeme de müdahale etmeye çalışır. Şimdi artık zaten interneti kullanabilenler kazanıyorlar. Yani bu evet. Amerika'da işte Obama'nın göreve gelmesinden sonra özellikle biraz daha tüm dünyanın belki de farkına vardı. Obama ile birlikte bilişimciler tekrar şey oldular ya. Obama, demokratlar artık petrolcüler dursun bir köşede biraz bilişimciler kazanacak. O da kazanamadan, onu da bir katkısı yiyemeden oldu en azından gözler arada. Açıldı. Doğrudur. Bir izleyicimiz demiş ki Sözcü vebalı mı niye okumuyorsunuz diye. Biz genelde okuyoruz Sözcü gazetesi için vebalı mı neden okumuyorsunuz demiş de
bir sözcüğü İsmini vermiş okuyoruz. Mi değerli izleyicimiz? Bir bakayım, benim biraz zor çalışıyor bilgisayar şimdi. Yok, ismini vermemiş. Ekranda niye okumuyor, bilgisayarın kömürle mi çalışıyor? Biraz yavaş herhalde. İnternet yavaş işte, böyle de bir durum Serdal'a var. Serdal'a soralım, ben karışmadım, ben dokunmadım der şimdi. Sözcü. Sosyal elimize medya... gördüğünüz gibi değerli izleyicimiz aldık. Herhangi bir veba vakası da yok. Ya ama okuyoruz genelde. Genellikle bunu daha önce de söyledik. Sözcü gazetesinde ne yazılmış, ne edilmiş bunu görmek istiyor ise eğer izleyicimiz. Bunu samimiyetine sığınarak söylüyorum. Herhangi bir eleştiri ya da şey değil. Ve doğru bir iş yaptığını da düşünüyorsa Sözcü gazetesi alıp bugün okusun. Biz genellikle ne söylenmediğini, neyin neden söylenmediğini, yani eleştirel bir şeyle bakıyoruz. Şimdi bunu söylediğiniz zaman mesela Orta Doğu gazetesi, şu ana kadar elime alıp Orta Doğu'da şu başlık var demedim. Evet. Biz genellikle söylenenleri değil, söylenmeyenleri konuştuğumuz için, daha eleştirel baktığımız için, daha az eleştirecek şeyler bulduğumuz için çok uğramıyoruz buraya. Eleştirel şeyler bulamıyor muyuz Sözcü'de? Bulmaz mıyız? Orada Emin Çöleşen var. Ben bulmam mı orada eleştirecek bir şey yani? İşte Sabah örneğin, hani baktık Sabah niye? Çünkü bir şey yoktu orada. O da işte o iddia haberi yoktu mesela. Ha mesela, çok özür dilerim. Bak burada dün oldu mu şimdi başkan? Değil mi? Antalya evet. Belediye Başkanı'na. Bir fikri başkan takım olmuş. Elbisenin altına oradan hemen bir ayak numarasına göre çizme bulmuşlar, vermişler. Her şey oldu bitti. Antalya yerle yeksan oldu. Su götürdü her şeyi. Başkan çizme giymiş. Şimdi oldu başkan. Bu mudur yani? Bu bilinmiyor ama fikri takipte değil miydi? Ondan sonra Sözcü, şimdi diyecek ki o izleyicimiz, Sözcü'yü de elinize aldınız orada da. Bu mu yani şimdi? Ama bu da bir fikri takip değil mi sonuçta? Fikri takip ama bu böyle şimdi oldu başkan değil. Şimdi oldu başkan değil. Ya da biz dedik çıktı sahaya. Geç kaldım şey başkan. Belki. Yani ya bu doğru. Böyle bir başlık olabilir. Geç kaldım başkan olabilir. Bu arada milli takım çok mesut. Onu da sormayın. Yani internet ortamında da böyle Mesut Özil'e çok İki tanesi Mesut Özil. Biri asist, biri de gol. Onun için Mesut'a teşekkürler. Ama işte niye Burak Türkiye milli takımını seçmedi? Çocuğa da çok tepki vardı Mesut Özil'e. Bir de öyle bir durum var. Ama kurtarınca da çok da seviniyor. Gurbetçilerimizle devlet ve ülke olarak ilişkilerimizi demek ki daha sıkı tutmamız, belki de. O ilişkileri daha böyle planlı programlı bir şekilde yürütmemiz gerekebilir. Böyle kuşaklarımızı elin takım milli takımlarına göndermemek için. Çünkü Mesut Özil yaşlarındaki kişiler tam... Çok var canım oralarda. Hani yani. Arada kalmış olan bir kuşak onlar. Yani ne Alman kültürü ne Türk kültürü, öyle bir zaten zor bir büyüme şekli o. Şimdi burada ırkçı falan demesin yok. Kimse ama şimdi sonuçta tamam, Mesut gitmiş Alman milli takımını tercih etti. Alman milli formasını giyiyor, eyvallah. Ama icraatına bakarım abi. Attığı golde Türkiye hizmet ediyor yani. Doğru. Böyle ilahi bir denge vardır bu dünyada. Yani vardır, böyle şey kafatasçı falan denmesin hemen ama böyle ilahi bir denge de vardır. Gider Alman milli takımının formasını giyersin. Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Belçika'yı perişan edecek iki golü de Türkiye hayrına sana bir güç attırır. İlahi adalet diye. Belçika ile aynı ülkenin vatandaşı sayılırlar. Avrupa Birliği'nde değil mi ikisi de? Evet. Ama biz henüz Avrupa Birliği'nde değiliz. Atılan gol ve attırılan gol kimin işine yarıyor? Türkiye'nin işine yarıyor. Kimin milli takım formasını giyerse giysin sonuçta yine Türkiye hizmet ediyor. Sadece futbolda değil de başka alanlarda da İlahi adalet kendini gösterir. Bunca rezilliği gördükten sonra demiş bir izleyicimiz, bu ülke artık düzelmez diyorum. Resmen zekamız alay ediliyor. Birileri çıkıp PKK ve ordu aynı ideolojide bile diyebiliyor artık demiş. Islık çalsın sayın izleyicimiz. Niye? Ne bileyim, bazen ıslık çalmak gerekir. Peki. Ben öyle kötümser değilim. Değilsiniz zaten, i̇yi söylüyorsunuz. Hatta iyi olsun. Buradan bile... Bir... İyi düşünelim, iyi olsun. Evet. İki, çok kötü şeyler oluyor, evet. Ama asla umutsuzluğu hep reddetmek gerekiyor. Hep ümit var. Ayakta durmanın, ayakta durabilmenin, dik durabilmenin, beli bükmemenin en önemli psikolojik desteği olduğunu düşünüyorum o umudun. Hı hı. Üç, binlerce yıllık devlet geleneğinin her ne kadar büyük bir irade tarafından besleniyor
ve destekleniyor olsa da birkaç yıllık bir proje aracılığıyla yerle bir edilmeyeceğine inanıyorum. Efendim devlet bu noktaya geldi, artık şey olur mu, ne oldu, kadrolaşma dönüştü, şu oldu bu oldu, eyvallah, hepsine tamam. Ama dün de laf arasında bir şey söyledim, 1919'da ortada devlet bile yoktu. Devlet bile yoktu yani. Her şey rayına oturacaktır, bundan eminim. Şimdi 3 dakikamız var ama dün demişken dünden o zaman bir nevi fikri takip olsun bizimki de. Dünya Ekonomik Forumu'ndan bahsettik. Hani evet. Davos'a gitmeyeceğiz ama Davos bize gelecek diye. Şimdi ona bir baktım, onu da internet sitesindeyim. Sadece yıllık toplantılarını Davos'ta yapıyorlar ama örneğin Afrika'da işte 2012 aynen yılında öyle. Kuzey Afrika kısmında, ne bileyim, var Avrupa'da, işte Orta Doğu'da. Dünya Ekonomik pek Forumu. Çok bölgede var. Bak, Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta yapılanın fonda Dünya Ekonomik Forumu yazıyor. Evet. İngilizcesini söyle. World Economic Forum. Yani şu görüntüye de şey destek olsun. Bir daha söyle. Yapmayın. World Economic Forum. Ekonomik Forum. Biz ona kısaca halk arasında Dünya Ekonomik Forumu diyoruz. O sadece Davos'ta yazıyor. Ama onun dışında dünya kadar şey var, fotoğraf. Dünya Ekonomik Forumu Adıyaman toplantıları. Dünya Ekonomik Forumu bilmem Bağdat Mumbai toplantıları, bilmem neleri. Bunun gibi yapılan toplantılarda ortaya çıkan bir takım görüşler, raporlar, şunlar bunlar Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda masaya yatırılıp tartışılıyor. Yani bu İstanbul'da yapılacak olan bir etüt, ana ders değil. Ha, yıllık toplantılar değil, Davos'taki değil de zaten, ama zaten İstanbul'da hiç acaba Dünya Ekonomik Forumu'nun işte yıl içerisinde yaptığı toplantılar hiç olmadı mı? Eskide, eski bir tarihte tam hatırlamıyorum var. Hı. Daha önce yapılmış. O yani Van Minik demeden şey önce de gelinmiş. Bu yeni bir şey işte değil o yani, zaman. Diyorum ya, çoluk çocuğun eline kaldı. Onu şimdi Davos geliyor diye böyle evet, bir şey. Evet, siz dün demiştiniz. Gurur duyarım böyle bir şey olursa ama demek ki daha önce. Ne güzel yapmış. Yani Davos yerine gelse İstanbul'da yapsa bunu tabii ki alkışlarım yani. Ve bunu başarırsa da İlk alkışlayan da tabii ki ben olurum. Niye buna itiraz edeyim? Hı hı. Yani toplantının burada yapılıyor oluşuna. Evet. Davos'u alkışlamam tabii. Yani. Anladım, tamam. Davos ayrı bir tantana. Yani şunu yapmam. Ha, Davos'ta işte bir ara Fehmi Korun'un vardı ya. Bilderberg'le yatıp Bilderberg'le kalkıyordu. Dünyayı bunlar yönetiyor. Illuminati'den beri bunlar böyle derin mason yapı bilmem ne şu bu vurup kırıyordu Bilderberg'i. Ki sözlerinde haklılık payı da yüksek orandaydı. Sonra bir Bilderberg'e davet ettiler. O gün bugündür bil bile demiyor. Bil demiyor ya. Bırak gerisini. Bil bile demiyor. O da artık Bilderberg'ci. Artık o da. Hani peki, beni de bir Davos'ta şey yaparlar. Ondan sonra Davos'la ilgili iyi şeyler söylerim. Bilmem ne. İnsanoğlu yani şaşar beşer her türlü şey olur yani. Peki. Buydu benim sonra söyleyeceğim şey. Çünkü süremiz de bitiyor artık. Bir dakika var. Var mı? Hata bitmiş. Bitmiş. Var mı? Evet, bitmiş. Yok. Peki o zaman. Teşekkür bitmiş ediyoruz. Diyorsa yönetmen, yani yönetmenin sözün üstüne söz mü olur? Bu da bana bir şey anımsattı ama neyse, almıyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, yarın yine medya aşımında buluşalım diyoruz. Hoşçakalın.